Şimdi kıymetli bir konuğumuz var. Turizmi konuşacağız. Kendisiyle Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Efendim hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Tabii şu anda en önemli gündem maddesi aslında turizm oldu. Çünkü bayram tatili başladı. Hareketlilik de bu sebeple başladı. Konuşalım. Özellikle bayram tatilinden beklentileriniz, otellerin rezervasyonları, doluluk oranları nasıl? Beklentilerinizi alalım. Efendim bayram çok güzel. Gerçekten bayramı 9 güne çıkartmış olmaları hem turizm sektörü açısından büyük bir sevinç ve heyecan yarattı. Hem de ekonomiye büyük destek veren turizm sektörü 60 tane yan sektörü beslediği için turizm sektörüyle beraber 60 yan sektör de burada nem alacak. Dolayısıyla 9 güne çıkması birçok açıdan iyi. Neden derseniz hemen söyleyeyim. Biliyorsunuz ki İstanbul nüfusu hemen hemen 25 milyona ulaştı ve bu özellikle Ramazan bayramı olsun, Kurban bayramı olsun, insanlarımız yoğun şehir hayatından bir nebze de olsun hem büyüklerini ziyaret etsinler, hem dini vecibelerini yerine getirsinler, hem de bir tatil imkanı olsunlar diyor. Ve 3 veya 4 günlük süreler bu yoğun şehir hayatı ve bulunduğumuz konjonktür gereği yetmiyor. Bir de tabii ki kısa zaman olunca da aynı gün şehirden çıkış ve dönüşlerde de ciddi trafik sorunları oluyor. Artık bu bir keyiften öte, tatilin öte de bir kaosa dönüşüyor. O yüzden dolayı bir kere bu 9 günlük tatil çıkması hem planlanan tatillerini doğru bir şekilde, doğru zamana yayarak planlamalarına neden oluyor. O açıdan vatandaşlarımızın çok iyi. İkincisi ise istedikleri, diledikleri süre kadar o aralıklarda yoğunluğa gelmeden rezervasyon yaptırıp tatil imkanı oluyor. Üçüncüsü erken açıklanmasının büyük bir faydası var. Ekonomik fiyatlardan bizim vatandaşlarımız faydalanıyor. Dördüncüsü ise hepimizin bildiği gibi dini vecibelerine yerine getirip büyükleri ziyaret edip veya onları da alıp ailecek okullarda kapandığı için tatile gidiyorlar. Bu 9 günlük bayram tatilinin en çok öbeklendiği tarih 17'si ile 22 Haziran arasındaki tarihtir. Ama en çok dikkat çeken vatandaşlarımızın tercih ettiği tarihler 17, 18, 19, 20 Haziran tarihleridir. Dolayısıyla bu akşam itibariyle vatandaşlarımız Kurban Bayramımızın böylece bir tatil imkanının startını veriyorlar. Önümüzdeki hafta pazar akşamına kadar sürecek. 9 günlük tatilin uzatılması bizler için çok büyük bir sevindirici karardır. Pozitiftir. Turizm sektörünün olumlu karşıladığı bir karardır. Ekonomiye ciddi bir katma değer sağlayacaktır. Müsaade ederseniz birkaç ne kadar önemli bir katma değer sağladığı ile ilgili rakam vermek istiyorum efendim. Takribi olarak nüfusumuzun yarısı kadar insanımız, yani 35-40 milyon insanımız ülkemizde bir yerden bir yere hareket edecekler ve kendileri seyahat edecek. Yani 35-40 milyon insanda bir hareketlilik görüyoruz. Tahmin olarak sadece Osman Gazi Köprüsü'nden geçecek araç sayısı 5 milyonu geçecek. Ege'deki konaklama tesislerinin 5 milyar TL'lik bir konaklama ciroları olacak. Tüm ülkemizde ise bu 9 günlük bayram tatilinin 100 milyar TL'yi geçen, yani 120 milyar civarlarında olan bir ciro hacmi oluşturacak. Tabii ki bunların hepsi Türk ekonomisine ciddi bir çarpan kat sayısıyla etki edecektir ve ekonomimizin çarklarını yağlayacaktır. Tedarikçi firmalar olsun, konaklama sektörü olsun. Biraz önce dediğim gibi sadece turizmciler değil. Turizme bağlı 60 yan sektör burada nemalanacak, bereketlenecek ve ekonominin çarkları yağlanacak. Aslında önemli noktalara değindiniz. Ben tabii hazır sizi programımıza ağırlamışken en öncelikli tatil rotaları nereler? Onları da sormak isterim. Özellikle tabii ki seyahate çıkan birçok kişinin aslında tercihleri neresi oldu onu da konuşalım. Efendim tabii Haziran ayı özellikle de havalarda çok sıcak geçiyor. Tatil zamanı da geldi. Karnelerimizi aldık. Tabii ki kum, deniz, güneş şu anda en büyük revaçta. Şu anda en büyük potansiyel Antalya tarafından başlıyor. Kaş Kalkan, Fethiye, Marmaris, Bodrum, yukarı doğru geldiğimizde Didim, özellikle Seferihisar, yeni modamız, Çeşme, Alaçatı, yine yeni modamız Foça olmak adına Ayvalık'taki deniz bantı fevkalade şu anda rağbet. İç pazarı her zaman talep gördüğü yer Ege. Ege bu konuda tekrar iç pazarda gerekli bir çekim gücünü oluşturuyor, cazibeyi oluşturuyor. Çünkü bunun en büyük sebebi de herkese uygun olan tesis olması.
O da kahvaltı. Sadece o da yarım pansiyon, tam pansiyon. Her şey dahil. Bir küçük pansiyonda, bir küçük butik otelde siz kendinizi dinlendirebileceğiniz bir ortam Ege'de çok fazla var. O açıdan iç pazarın çok talep görüyor yani. Efendim Ege. Tabii burada en çok dikkatimizi çeken bu kıyı destinasyon merkezleri olsa da Kapadokya yine vazgeçilmez talep görüyor. Yaylalar, orman içindeki kamplar çok talep görüyor. Kaz Dağları'ndaki bunlar ormanların içindeki konaklama tesisleri talep görüyor. Ama bunun yanı sıra bir başka şey daha talep görüyor. O da hepimizin bildiği gibi şu anda vize problemi olduğu için vize alamayanlar için de Yunan adaları şu anda talep görüyor. Yunan adalarında ciddi bir çıkış görüyoruz. Ama bunların hepsi şu anda hem iç pazarı destekliyor, hem iç pazarı beklentisini karşılayan bir hareketlilik var. Hem de Yunan adalarına giden vatandaşlarımız ve tercihini oraya kullananlar için bir tatmin edici bir ortam var. Şunu unutmamak lazım. Belki Yunan adalarında birebir fiyatları karşılaştırdığımızda enflasyonist ortam daha az olduğu için cazip gelse de feribot bedelini, oradaki kapı giriş bedelini, oradaki diğer bir takım araç ve taksi veya bir takım kiralama koyduğunuz zaman aslında kişi başı maliyet bizim ülkemizdeki yapılacak olan harcamalardan daha fazla gelecektir. Ben şunu söylüyorum, ülkemiz bir cennet ve değerli vatandaşlarımız çok iyi hizmet veren tesislerimizin pırıl pırıl gerçek Türk misafirlerine göstermiş olduğu tesislerimizde tatil haklarını kullanmalarını tercihlerini bir yandan yana kullanmalarını söyleriz. Ama Yunanistan'a giden vatandaşlarımız için herhangi aksi veya negatif bir şey söylemeyiz. Kim nereye istiyorsa, gönlü nereye çekiyorsa oraya gidebilirler. Ama şunu unutmamak lazım, Türk turizmi gümbür gümbür geliyor ve bayramada hazır. Hem çocuklarımız için hazır, hem büyükler için hazır. Hem eğlence, hem animasyon eğlenceleri ve zengin Türk mutfağı ile birlikte biz bu bayramı büyük bir şenlik havasında kutlayacağımızı belirtmek isterim. Mehmet Bey, tabii yaz sezonunu da konuşalım isterim. Bayram tatili sonrasında da yine turizmde hareketlilik devam edecek. Çünkü yaz sezonu özellikle tabii ki sizin de çizdiğiniz rotalar belirli olmak üzere. Beklentilerinizi de sormak isterim. Bu yazı nasıl geçirecek turizmci? Efendim bir kere bayramda hemen hemen her bölgede bulaştık. Bu bir şey. Ama bayramı atlattıktan sonra da zaten yüksek sezon dediğimiz henüz Ağustos geliyor. Eylül, Ekim, Kasım'a kadar şu anda rezervasyon akışımız çok güzel. Fakat şunu söyleyebiliriz. Türk turizmi bulunduğu coğrafik koşullar gereği her an, her bir kriz anıyla karşı karşıya ve buna rağmen sektör devlet el ele vererek çift hanelerle büyümeye devam ediyoruz. Örneğin mesela bu sene bir iftar krizi yaşadık. Orada Sayın Bakan Mehmet Erdoğan Bey çok fevkalade bir kriz yönetimi gösterdi ve Türkiye hem kriz kaybetmedi, hem gelir kaybetmedi ve çok başarılı bir şekilde bir krize teyit geçeceğiz. Kendisine buradan sektör olarak minnet ve teşekkürlerimizi iletmek isteriz. Buna rağmen iftiyanın başına gelen, başımıza gelen bu handikapına rağmen yıl sonunda Türk turizmi kendisine koymuş olduğu 60 milyar dolar girdi. 60 milyon turist sayısını yakalayacaktır. Bu fevkalade önemlidir. Niye önemlidir? Bizim yakın zamanda koyduğumuz bu hedefimizin bir uzak ara koyduğumuzda 2030 yılındaki hedefimiz 100 milyar dolar girdi. 100 milyon turist. Türk turizmi bunu yakalayabilecek bir güce sahiptir. Belki de bunu 2028 yılında bile yakalayabiliriz. Biraz bu bizim çevremizdeki konjonktürel jeopolitik olaylara bağlıdır. Ama Türk turizmi artık krizleri aşabilecek güçte, devlet sektörü çok iyi pozisyon alabilen, anında tepki veren bir yapıya sahip oldu. Bu Türkiye'nin ve Türk turizminin bir başarısıdır. Türkiye bu ligde vardır. İngiltere pazarı çok şu anda artarak devam ediyor. Orta Avrupa devam ediyor. Orta Asya'dan yeni yeni pazarlardan biz yeni yeni rezervasyon akışları alıyoruz. Burada TGA'nın çok büyük önemi var. TGA burada bir kaynak yarattı. Sektörden aldığı kaynağı tekrar sektöre vererek rakiplerimizin dış pazarlarda ve ana marketlerdeki yaptığı saldırgan ve agresif tanıtım hatağına gücüne biz de sahip olduk ve bunun için lehimize kullanıyoruz. TGA konusunda da emeği geçenlere buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kısaca şunu söyleyebilirim. Hedefimizden hiç yol kesmeden devam eden bir Türk turizminden bahsediyoruz. Emek yoğun çalışan ve çok disiplinli olan bir sektörden bahsediyoruz.
Türkiye'nin istihdam deposundan bahsediyoruz. Türkiye'nin en büyük cari açığını kapatan, döviz girdisi getiren bir sektöründen bahsediyoruz. Ve biz bunu emek yoğun çalışan turizmci kardeşlerimizle devlet ve sektör olarak el ele yapıyoruz. Bu da bizlerin geleceğe bakan umutlarımızı ve ümitlerimizi arttırıyor. Bu bayramda da %100 doluluklarla giriyoruz. Şu anda turizm sektörü diyebilirim ki 2024'ün sonunda 60 milyon turist, 60 milyar dolar eldeki geliri yakalayacağından şüphemiz yoktur. Mehmet Bey'in de ilettiği gibi tabii ki aslında turizm oldukça önemli bir sektör. Sadece turist hareketliliği olarak bakmamak lazım. Hem ulaştırma sektörünü, gıda sektörünü birçok sektörü besliyor aslında. Siz de özellikle altını çizdiniz bu konunun. Birçok sektörü beslemesi nedeniyle aslında oldukça önemli çarpan etkisi ve katma değer yaratıyor. Mehmet Bey'in de altını çizmiş olduğu gibi. O yüzden turizm sektörünü bir yandan döviz kazandırıcı etkisi, diğer taraftan da diğer sektörlerle olan ilişkisi açısından değerlendirmek gerekiyor. Özellikle tabii Mehmet Bey'le sohbetimize devam edelim. Mehmet Bey tabii bu süreçte biraz daha aslında turizmi konuşurken yılın geri kalanında sadece yaz turizmi olarak düşünmemek lazım. Aslında Türkiye'ye baktığımızda 12 ayda da yine özellikle bu süreçte turizmin dağıldığını söylediniz. Size bir taraftan kültür turizmi, bir taraftan birçok aslında çeşidi bu anlamda önemli turizmin ve bu süreçte özellikle yaz aylarında biraz daha artışını görüyoruz. Beklentileri de konuşalım ve turizm sektörüne dair, sektöre dair değerlendirmelerinizi de almak isteriz yine sizden. Neler söylemek istersiniz? Neler olursa daha verimlilik bu anlamda turizmde fazla olacaktır. Şimdi efendim biz paket turlarda olsun ya dünyada ilk üçteyiz. Dünya skalasında da aslında ligde ilk beşteyiz. Türk turizmi doğru yolda gidiyor. Doğru adımda. Şimdi bizim 2024 yılında ki en büyük hedefimiz bu rakamları tutturmak ama sadece biz bunu tutturduk diye hedefleri ve varmak istediğimiz noktayı tamamlamış değiliz. Çünkü yeni hedefler kendimize yeni yol haritaları çizmemiz gerekiyor. Bu yüzden de bugüne kadar kum, deniz, güneşte biz yapmamız gereken ve hacmimizin üstünde boş kalan çok az yeri bile doldurarak tam kapasite yolda devam ediyoruz. Ancak turizm eğer 100 milyar doları yakalamak istiyorsa yeni turizm çeşitliliği dediğimiz yani turizm diversity diye tabir ettiğimiz yeni ürünleri koymamız lazım. Peki biz bu konuda ne yapıyoruz? Hiç boş durmuyoruz. Gerçekten bakın Mayıs turizminde kongrede gayet iyi, inançla gayet iyi, tarihte gayet iyi, kültürde gayet iyi, gastronomide gayet iyi ve bunun yanı sıra şimdi Shopping diye tarif ettiğimiz Shopping'de de gayet iyi. Bir de daha önce çalışmadığımız bir takım yan pazarlara ve başka pazarlara da el atarak oradan da yeni pazarlar yaratarak aslında krizlere karşı direncimizi arttıracak yeni müşteri ve misafir portföyleri. Bunları alt alta koyduğumuzda artık Türk turizmi gerçekten Trabzon ve Karadeniz, Doğu Anadolu'nun, Güney Anadolu'daki gastronomi, Doğu Anadolu'daki tarihi özellikleri ve Karadeniz'deki yeşilin, doğanın ve tarihin getirdiği büyük avantajı kullanarak ve İç Anadolu'daki Kapadokya başta olmak üzere bu alanları kullanarak sadece de bunlarla etmeyi ciddi bir sağlık turizmi potansiyeli olan ülkemizdeki bu yanını da öne çıkartarak biz gerçekten 100 milyar doları yakalayabiliriz diyebilirim efendim. Bizim bundan sonra yapmamız gereken yeni hedefler koymak, yeni hedeflere yönelmek olacak. Etik Başkanı Mehmet İşler, teşekkür ediyorum efendim değerli katkılarınız için. İyi bayramlar dilerim. Efendim ben size ve tüm Apara ekibine öncelikli olarak bayramını kutluyorum. Ve böylece de tüm Edik Yönetim Kurulu olarak hepinizin bayramını kutlarken değerli vatandaşlarımızın da bayramını kutluyorum. Sesimiz ve solumuz için olduğunuz için de teşekkür ediyorum. Ama şunu unutmayalım, iki tane önemli şey söyleyeceğim. Bir tanesi sanal online'daki tatilleri alırlarken çok dikkat etsinler. TÜRSAP belgeli olup olmadığına baksınlar. Çok bu konuda fake sayfalar ve siteler açılıyor. Mağdur olmasınlar. Otele gidelim derken bir boş araziye veya hiç yerinde olmayan bir başka konaklama yerine gidebilirler. İkincisi ise muhakkak seyahat ederlerken kemerlerini bağlasınlar. Vatandaşlarımız bizler için çok önemli. Çocuklarımız çok önemli. Trafik canavarına kurban gitmemek için kurallara uyalım. Kemerimizi bağlayalım.
Ve hepinize de buradan iyi bayramlar diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça bir bayram olsun. Çok teşekkür ederiz Mehmet Bey. Buradan hem uyarılarınız için hem bilgilendirmeleriniz için biz de size iyi bayramlar diliyoruz. Tekrar kıymetli katkıları için Mehmet Bey'e tekrar teşekkür ediyoruz. Sırada...